Biteksen emtia piyasasını sunar. İyi günler değerli izleyiciler. Türkiye'nin Ekonomi Televizyonu Ekotürk TV'de ben Cenk Akyoldaş, emtia piyasası programıyla sizlerle beraberim. Son gelişmeleri değerlendireceğiz. Önemli haftaya geldik. Merkez Bankaları haftası, tabii en önemlisi de Fed'in alacağı kararlar, açıklamaları olacak. Yarın da biliyorsunuz Amerika'dan TÜFE verisini takip edeceğiz. Cuma günü TÜFE verisi gelmişti. Beklentilerin üzerine bir rakam olması DXY'daki düşüşü sınırlandırdı. Tekrardan bir toparlanma arifesine girdiğini gösteriyor. Öte yandan da baktığımızda tahvil piyasasında da faizlerin tekrardan hafif bir yukarı döndüğünü söyleyebiliriz. Bunların hepsi çarşamba günü akşam saatlerinde Powell'ın yapacağı açıklamalarda ve açıklanacak olan 2023 projeksiyonlarının şekillenmesine önemli roller oynayacaklar. O nedenle yarınki veri oldukça önemli olacak diyelim. Bakalım fiyatlama üzerine nasıl etki olacak, onu da birazdan grafiklerden değerlendirmeye çalışacağız. Gene isterseniz bir haber başlığına bakalım, sonra peşinden fiyatlamalar ve grafiklerle yolu devam. ABD Hazine Bakanı'ndan enflasyon açıklaması geldi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, beklenmedik bir şok hariç 2023'te ABD enflasyonda önemli bir düşüş tahmininde bulundu. Yellen, beklenmedik bir şok olmazsa gelecek yılın sonuna kadar çok daha düşük enflasyon göreceğimize inanıyorum dedi. Yellen durgunluk olası sorusunda da bir durgunluk riski var ama benim görüşüme göre kesinlikle enflasyonu düşürmek için gerekli bir şey değil dedi. Çin'de batarya üretimi %64.5 arttı. Sanayi verilerine göre Çin'in kurulu enerji bataryası kapasitesi ülkenin yeni enerji aracı pazarındaki patlama nedeniyle Kasım ayındaki hızlı bir büyüme kaydetti. Çin Otomobil Üreticisi Birliği'ne göre geçen ay elektrik bataryalarının kurulu kapasitesi yıllık %64.5 artışla 34.3 gigawatt saate yükseldi. Avrupa Birliği'nden Rusya ve İran'a yeni yaptırımlar. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin dışişleri bakanları Brüksel'de bir araya gelerek Rusya'ya İran'a daha fazla yaptırım uygulamasını, Ukrayna'ya silah yardımları için fona 2 milyar euro daha aktarılmasını görüşecek. Ancak Avrupa Birliği Macaristan'a bazı fon ödemeleri durdurması karşısında Macaristan'ın da Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü toplantısında bazı kararları veto edebileceğini ifade edildi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı'ndan açıklama geldi. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Salman, Avrupa'nın Rus ham petrolüne ithalat yasağının ve G7'nin uygulamaya koyduğu fiyat sınırı etkilerinin henüz netleşmediğini söyledi. ABD'den de sondaj kule sayısı rakamları geldi. ABD'de faaliyet sürdüren petrol ve doğalgaz sondaj kule sayısı 9 Aralık itibariyle son bir haftalık dönemde 4 adet düşüşle 780 adet olurken Baker Hughes tarafından Forex Haber ile mail yoluyla paylaşılan rapora göre ABD'de petrol ve doğalgaz kule sayısı geçen aynı dönemine göre 204 adet artmış oldu. Hemen fiyatlamalara bakalım. Altında 1791'deyiz. Bu arada Merkez Bankaları haftası demiştik. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nda, İngiltere Merkez Bankası'nda, İsviçre Merkez Bankası'nda, keza Norveç Merkez Bankası'na faiz kararlarını göreceğiz. Gram altın tarafına 1073 TL'deyiz. Dolar TL 18.64'te, gümüş 23.42'de, gram gümüş 14.04, paladyum 1931, platin 1021'de, Brent petrol 76.48, Amerikan tipi petrol 71.57'de, doğalgaz 6.89'da, soya fasulyesi 1469, mısır 636.50, buğday 712.75 ve kahvede 157.75 karşımıza çıkan değerler. Hemen DXY tarafına bakalım. DXY'de taban çalışması devam ediyor. Cuma günü gelen üfe verisi sonrasında bir toparlanmayla kendisini tekrardan 105 sınırının üzerine taşıdığını gördük. Şu anda kısa vadeli ortalamaların üzerinde kalmaya çalışıyor. Çok böyle kuvvetli bir seyre işaret etmese de bu hafta gelecek açıklamalar önemli olacaktır. Kritik eşimiz net şekilde gözüküyor. 105-45 bölgesi. Mavi ile gözüken ortalama bize daha önceki süreçte son dönemde 1-2-3-4 tur direnç olarak çalışmıştı. 5. turda bakalım yine direnç olarak çalışabilecek mi? TÜFE verisinin olası beklentilerden daha yüksek bir rakamla sonuçlanması halinde
burada yukarıda sıkıntının devam etmesi beklenebilir. Amerika'da benzin fiyatlarının tekrardan yükselişe geçtiğini, geçtiğimiz seneki noktaya geldiğini görüyoruz. Doğalgaz fiyatlarında tekrar toparlanma var. 6.76-80'lere geldiğini görüyoruz. Bunlar enflasyon üzerindeki baskının hala devam etme olasılığını gösteriyor. Özellikle de üfe tarafındaki cuma gün gelen sürpriz artış yarınki veriyi biraz daha odak noktasına koymuş oldu. Dikkatli piyasada volatilitenin artması beklenebilecek günlerden biri olacak yarın. Eğer 105.5 geçilebilirse o zaman hareketin 106.5-107 bandına kadar toparlanma potansiyeli olduğunu belirtelim. Kısa vade açısından bahsettiğimiz 104.20'de aşağıda kritik bir diğer eşik band içine sıkışmış vaziyette. 104.20'nin kırılması hangi koşullarda olur? Yumuşak FED söylemleri, keza gelecek olan enflasyon verisinde beklentilerden çok daha iyi rakamların, daha düşük rakamların gelmesi. O zaman burada bir anda bardağı dolu tarafından görmek isteyen piyasa tarafından ciddi bir şekilde fiyatlanabilir. Dikkat etmek gerekiyor. Keza haftalık grafiğe bakarsak 104.5 seviyesi destek olmaya devam ettiğini, burada bant sıkışıklığının 3. haftaya taşınmış vaziyette karar haftası olma potansiyelini içerdiğini belirtelim. Aşağıda 104.5, yukarıda 105.8, bu bant aralığından çıkış haftası hangi bölgeye doğru olacağı ise gelecek veri ve FED açıklamalara bağlı olacağını belirtelim. Tahvil tarafına dönersek, tahvil tarafında nasıl gelişme var? Tahvil tarafındaki makasa bakarsak, en düşük faizle en yüksek faiz arasındaki fark 123 bas puanda olduğunu belirtelim. 3.50'nin üzerine tekrardan çıktı. 3.40'lı rakamları görüyorduk cuma günü yorumlar yaparken. Veri sonrasında 3.50'nin üzerine çıktığınızı görmekteyiz. Şu anda hala mevcut konjonktür içinde 5 faizin, burada takip ettiğiniz 5 gösterge faizin 4'ün altında kalmaya devam ettiğini, hatta 3.80'in altında kaldığını belirtelim. Diğerlerinde de 4.07, 4.33 ve 4.75 gibi rakamlar karşımızda. Peki kısa vadede böyle gözükürken ABD 10 yıllık tahvilde durum ne vaziyette? 10 yıllık tahvil tarafına bakarsak 3.55-25'ten geçiyor son fiyatlama. Geçtiğimiz hafta için şundan bahsetmiştik hatırlarsanız. 3.53-10'da bulunan yeşilde gözüken ortalama bizim için kritikti. O bölgenin altına sarkmıştık, sarkışlar olmuştu. Trend çizgisinin geçtiği bölge olduğunu hatırlatalım bu bölgenin. Önemli eşiklerden biriydi. Aşağı sarkma gerçekleşti ama kapanış veri sonrasında, yani üfe verisi eğer beklentilerden daha düşük rakamlarla karşı karşıya kalsa, yükseliş değil de ters yönde olsaydı, o zaman belki bugün 3.30'ları hedefleyen bir piyasadan bahsediyor olacaktık. Ama o bölge bizi bir şekilde kollayıp yukarı taşımış oldu. Tekrardan 3.53 sınırının üzerinden haftayı kapattık. Bu haftanın açılışı da bu bölgeden gerçekleştiğini belirtelim. Bu süreç içinde bizim tepki hareketinde üst sınır 3.67 olduğunu vurgulamak lazım. 3.67 üzerine çıkabilmesi için yine yarın gelecek olan verinin kritik olacağını hatırlatalım. Keza dönüp bakarsak FED'in de söylemleri bir başka faktör olacaktır. Kısa vadeli, yani günlük grafik açısından 10 yıllık tahvili takip edersek, teknik açıdan baktığımızda burada da kritik bir bölgeye geldiğimizi belirtelim. Hatırlarsanız şu bölgede de benzer yorumlar yapmıştık. Kırmızının altındaki hareketten çok kalıcı olmadığını, burada da kırmızının altındaki hareketin kalıcı olmadığını gördük. Hemen kendini yukarı taşıdı ve hemen mora da dayandığını görüyoruz. Morla gözüken ortalama 8 günlük ortalamadır, 3.58'de. Fiyatlama bu bölgenin üzerine çıkıyorsa birazcık tahvilde tekrardan satışta başlayan sürecin önünü açan bir gelişme oldu demektir. O da enflasyon verisi olacaktır. Keza burada bir düşen trend vardı. Bu düşen trend bugün itibariyle kırılmaya çalışılıyor. Eğer bu düşen trendi kırıyor isek o zaman kısa vadede 3.50'leri artık dip olarak kabul edeceğimiz bir dönemin önü açılabilir. Burada da biliyorsunuz bardağın hep dolu tarafı görülmeye çalışmıştı. Peşinden gelen enflasyon verisinin yüksekliği bir anda hareketin ters yönde ivme almasına yol açmıştı. O nedenle 3.58 ve üzerindeki fiyatlamalar 3.63'ü daha sonrasında 3.70'leri getirir. 3.77 ve üzerindeki bir fiyatlama ise bu olgunun tekrardan terse döndüğünü, maalesef FED'deki beklenen yumuşamanın gerçekleşemeyeceği ve faiz artımlarının belki daha yukarıda bir bölgede oluşma ihtimalinin gündeme geldiğini gösterir. O nedenle kısa vade bu hafta karar haftası olacak. Birçok enstrümanın önümüzdeki günlerdeki seyrini belirleyecek. Dönelim bu bilgiler ışığında Refinitiv'in çekirdek emtiasına bakalım.
Buradaki fiyatlama 266'lardayız. 262'nin üzerinde tutulmaya devam ediyoruz. Yön arayışı devam. Yukarıda 280 geçilmediği sürece hareketin baskılanma yönünde hareket etmesi beklenebilir. Aşağıda hedef bölge morun altında kaldığımız sürece 251'dir. Bunun da teyidini alabilmemiz için 262 altında fiyatlama görülmesi gerekli. Yine dönelim bakalım Bloomberg'in çekirdek emtiasına bakarsak. Burada da bir trend içinde hareket ediyor. Düşen trend içinde. Geçtiğimiz hafta burada bir sıkışmadan aşağı doğru kırılmıştı. O kırışla beraber dördüncü kez 109.60 bölgesi test etmişti. Bu hafta tepki verme çabası içinde tekrardan kendini güçlendirebilmesi için burada bir şeyler değişti diyebilmemiz için haftalık kapanışın 116.30 ve üzerinde bir fiyatlamayı gösteriyor olması gerekiyor. Onu almadığımız sürece fiyatlama baskılanma yönünde hareket etmek isteyecektir. Özellikle de 114 bölgesinin altında kaldığı sürece de aşağıda kırmızıda gözüken ortalama bizi çağırır. O da 107.30'larda olduğunu belirtelim. Ana taşıyıcı ortalama orası olduğunda hatırlayalım. Peki dönelim altın ETF stokuna bakalım. Altın ETF stoku tekrardan 67 milyon onsun altına indi. 66.8 milyon onsta kuvvetli bir hareket yok. Özellikle de hep belirtiyorum. Bu tarafta zayıf seyir devam. Yani ETF girişleri tarafından. Altının günlük grafiğine bakarsak artık karar günlerine doğru yakınsadık. Sıkışmanın artık sonuna geldik. Son 48 saat diyebiliriz. Son önümüzdeki 48 saat içinde bir karar vermek noktasında hareket edecek. Kaz alımlarını korumaya çalışıyor. Özellikle de 1783'te bulunan 8 günlük ortalamanın ve trend çizgisinin üzerinde kalma çabası net şekilde görülmekte. Ama bu bölgeden de çok hızlı bir şekilde uzaklaşamıyor. Her ne kadar Cuma günü gelen üfe verisinin kötü olmasına rağmen, beklenti ötesinin olmasına rağmen bu bir datayı savuşturmayı başardığını belirtelim. Bir güvenli liman arayışı gibi değerlendiriliyor şu kısa vade adına baktığımızda. Ama bu formasyon tehlikeli bir formasyon olduğunu hatırlatalım. Bu formasyon sonunda eğer biz 1780 bölgesinin altında bir fiyatlama almaya başlıyorsak sürecin biraz daha derin satışlara işaret edebileceğin önünü açabilir. O da 1735'e kadar geri çekilme sürecini getirebilir. O nedenle yarınki veri sonrasında biraz daha şekillenecek. Eğer veri burayı destekler nitelikte olursa o zaman 1810 bölgesinin aşılma ihtimali gündeme gelecektir. En azından bir tur daha orayı deneyecek o net şekilde görülmekte. Eğer o bölge aşıldığı takdirde şu tepelerden kaynaklanan minimal bir direnç var. Orası da 1820 bölgesi olduğunu hatırlatalım. O bölgeyi aştığı takdirde de bundan sonraki süreçte hedef 1870'lere işaret eden bir dönemin önünü açabilir. Ama koşulumuz var. Gelecek olan veriler ve söylemler tarafı yine diğer merkez bankalarının tarafındaki atılacak adımlar da burada etkili olacak bir diğer faktör olduğunu da hatırlatalım. Bir kez daha söylüyorum, 1783 altında kapanış başlıyor ise altında, o zaman 1762'ler ve 1735'ler potaya girer net şekilde söyleyeyim. Bakalım veri akışı bizi nereye doğru evirtecek. Yine haftalık grafik açısından bakarsak, burada da 1810'un önemli olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz haftanın kapanışının böyle kritik bir kapanış olduğunu belirtelim. Bugünkü veri itibariyle geçtiğimiz haftanın kapanışının altında kaldığımızı görmekteyiz. Bar yeşile henüz dönmedi, kırmızıya gitti seyrettiğini belirtelim. Aşağı doğru hareketlerde 1771 kritik eşik burada da haftalık grafikte net şekilde gözüküyor. Onun altındaki seyirde 1758, 1745 ve aynı zamanda 1733 sırasıyla destekler olma potansiyeli içerdiğini belirtelim. Bu grafikte de aynen 1809 geçilmesi halinde, kapanışların 1809 üzerinde gerçekleşmeye başlaması halinde hedef bölge olarak karşımıza 1870'ler çıktığını görmekteyiz. Bakalım o koşul gerçekleşecek mi, gerçekleşmeyecek mi? Önümüzdeki günler bize ne getirecek? Yakından takip ediyor olacağız. Yine aylık grafik açısından bakarsak, burada da bizim için kritik bölge 1760'da olduğunu hatırlatalım. 12 ve 24 aylık ortalamaların geçtiği bölge idi. Bu ayın kapanışı, yani yılın kapanışı 1760 ve üzerine gerçekleşiyor olması lazım. Ama demin de belirttiğim gibi sıkışan bir üçgen var. O kırılması durumda dip takos çalışması
O takoz kırıldığı takdirde aşağı doğru derinleşir. O da 1735'lere kadar seyrini açabilir. Dikkat etmek gerekli. O nedenle muhakkak ve muhakkak bu haftaki verilerin ve FED açıklamalarının buraya destekler nitelikte olması lazım ki umutların altındaki yukarı doğru hareketin önünü açılabilmesi için, bu yani 2023'e taşınabilmesi için 1760 ve üzerinde kapatması gerekiyor bu ayı. Önümüzdeki 15 iş günü bizim için kritik olacak, net şekilde görülmekte. Dirençler neresi olur eğer veri sonrasındaki harekete bakarsak? Uzun vadeli grafik açısından değerlendirdiğimizde 1810 geçildiği takdirde burada da 1832-33 ve daha sonrasında 1877 karşımıza çıkan direnç bölgeleri olduğunu belirtelim. Gümüş ETF'lerine bakalım. Gümüş ETF'lerinde 2 milyonluk çözülme gelmiş. 847.6 milyon onsluk bir rakamdan bahsediyoruz. Gümüş fiyatlaması açısından baktığımızda paritesel açısından altına değerlendirdiğimizde son dönemde daha iyi bir performans gösterdiğini hatırlarsanız bir ara 17 seviyesine kadar inmişti. 17'leri görmüştü. 17 dolar onsu görmüştü. O bir dönemde yaklaşık olarak 100 çarpanla eşitlenmişti altın tarafı. Neredeyse 97-98 çarpanla. Şu anda bu rakam 70-75'lere kadar neredeyse gerilenmiş vaziyette. Yani bu demektir ki son dönemde göreceli olarak altına göre %15-20 civarında bir iyi performans sergiledi. Şimdi bu iyi performansın yansıması işte 17.50'lerden başlayan hareket bizi 23.40'lara kadar getirmiş vaziyette. Cuma günkü harekette 23.30'un üzerine sıçramıştık. Bugün de 23.44'lerdeyiz. 23.30'un üzerine tutulmaya devam ediyoruz. Yarınki veri sonrasında da 23.30 üzerinde kalıcılık gösteriyorsak o zaman 24.30'lar şaşırtıcı olmayacaktır. Gündeme gelmesi beklenebilir. Ama yok olası gelen yüksek bir enflasyon verisi ve FED söylemlerindeki şahinleşmenin herkes 50 beklerken 75 bas puanlık bir faiz arttığı sürprizle karşı karşıya kalır isek o zaman 22.80'ler ilk destek, onun altına 22.20 ve 21.91 sırasıyla olacak destek noktalarıdır. Morla gözüken ortalama son trend başlangıcından beri değerlendirdiğimizde bizim için en noktası, en fazla geri çekilebildiği nokta olduğunu hatırlayalım. O ortalamanın yani 21 günlük ortalamanın altında bir fiyatlama görüyorsak, gelen veri akışı zaten bizi desteklemiyor demektir. O zaman iş bu 17.5'lardan başlayan yükseliş trendi sona erdi diye okurum. O zaman 21 dolar hatta 20.40'lar belki potaya girmeye başlar diyelim. Haftalık grafik açısından değerlendirelim. Haftalık grafik açısından baktığımızda da kısa vadeli ortalamalar güçlenme sinyallerini üretmeye devam ediyor. Al sinyalleri gelmekte. 17.55'ten bugün geldik 23.42'ye yaklaşık olarak 6 dolarlık bir hareket. 6 doların karşılığı da 17 dolardan 6 dolarlık bir rakama da bakarsak %30'a yakın bir yükseliş kaydettiği görülmekte. Bu %30'luk artış sonrasında hedef neresi derseniz 24.17 olduğunu belirtelim. 24.17'nin üzerine geçebilecek miyiz, geçemeyecek miyiz? Orası soru işareti. Eğer o bölgeye geçebiliyorsak o zaman 26.20'de kırılımın başladığı gündeki haftadaki en yüksek değer potaya girme noktasında hareket edecektir. Geri çekilmelerde ise 22.90, 22 ve 21.5 seviyesi sırasıyla destekler konumunda olmakta. Altın-gümüş paritesine bakalım. Demin belirttik altın-gümüş paritesinde şu bölgede 96-97'leri görmüştük. Oradan başlayan geri çekilme sürecinde mevcut bir kanal içinde hareket ediyordu. Kanalın şurada kırıldığını gördük. O kırılma sonrasında 76-46'ya kadar geldik. Hedef neresi derseniz 75.5. Hem projeksiyondan hem daha önceki dip seviyenin kaynaklanan bölge olduğunu belirtelim. 75.5'un altına sarkabilir. Sarkışların kalıcı olup olmayacağı biraz daha soru işareti olduğunu belirtelim. Hızlı koştu. Burada bir konsolidasyon dönemi içine girebiliriz. 72-75.5 bandı bizim için bu bölgede önemli eşik noktası olduğunu belirtelim. İşin daha da derinleşmesi halinde yani gümüşün daha da güçlenmesi gündeme gelecek ise o zaman işte bahsettiğimiz 26-20'ler görülmek isteniyorsa burada hareket o zaman 66.5'ları hedefler noktaya girer. Dikkatle yakından takip ediyor olacağız. Doğalgaz tarafına bakalım. Doğalgaz tarafında yine sıçrama söz konusu.
6.90'lara geldik, dayandık. 6.86 üstünde miyiz, altında mıyız? Hatırlarsanız yorumlarda böyle bir açıklamamız vardı. Bu ayın kapanışı için kritik bölge. İşte yeşilin altında mı olacağız, mavinin altında mı, üstünde mi olacağız hikayesi vardı. Bir anda kendini mavinin üzerine taşıdı. Mavinin üzerinde kalıcılık demek kışın biraz daha zor geçeceğine işaret eder. Tekrardan 9'lu fiyatların, yani bu ayın kapanışı, bu çeyreğin kapanışı 9'un üzerinde olursa, 7'nin üzerinde gerçekleşir ise bu demektir ki 9'ların bir tur daha görülme potansiyeli var. Amerikan tipi ham petrole de bakalım kısaca. Burada da 123 dolardan başlayıp 70 dolarda dip yapma çabası var. Geçtiğimiz haftada ciddi bir kırılım yaşadı. 82-60'lardan 70'e kadar düştük. Şu anda 71-22'de dengelenme çabası içinde. Burada da bir projeksiyon çalışmamız var. Şu tepe, bu dip ve şu tepe noktasını projekte ettiğimiz zaman 70-05 bölgesine işaret ettiğini ve o bölgeden tepki hareketinin içine girdiğini görmekteyiz. Bu tepkide yukarıda 75-65 ilk önemli Fibonacci direnci, yukarıda aşılması gereken seviye ise 80.70 olduğunu belirtelim. Ortalamalardan oldukça açıldık. 80-70 bakalım önümüzdeki günlerde test edilmek isteyecek mi? 70.05'i önemli bir destek noktası olarak görmekteyim. Eğer o bölge kırılıyorsa iş o zaman 65.5'lara doğru derinleşen bir yapıya işaret eder. Efendim bugünlük de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka yayında tekrar görüşmek üzere. Herkese bol kazançlı günler. Hoşçakalın. Bitexen Emtia piyasasını sundu.